Arkadaşlar, İnkılap tarihi konusu içerisinde Kurtuluş Savaşı cepheleriyle ilgili ÖSYM tarafından sorulmuş çıkmış soru örneklerini inceleyelim. İlk sorumuzda Kurtuluş Savaşı'nın zamanla Batı cephesinde bir Türk-Yunan savaşına dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir sorusu sorulmuş. E, bu şıklara bakıldığında diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetlerin Batı'da toplanması, Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne yönelik gizli paylaşım anlaşmalarını açıklamasının, Batı bölgesinde bazı Kuvayi Milliye yanlılarının TBMM'ye karşı ayaklanmasının İşgal bölgelerinde azınlıkların yeni devlet kurmak istemesinin, Yunanistan'la Birinci Dünya Savaşı'nda fiilen mücadele edilmesini demiş. Kurtuluş Savaşı'nın zamanla Batı cephesinde bir Türk-Yunan Savaşı'na dönüşmesinin sebebi olarak arkadaşlar şıkkını gösterebiliriz. Yani diğer cephelerin kapatılmasıyla tüm kuvvetler Batı'da toplanmıştır. Özellikle Doğu ve Güney cephelerinin kapanmasıyla burada savaşan birlikler Batı cephesine kaydırılmış. Ve Kurtuluş Savaşı'nın en kritik mücadeleleri Batı cephesinde geçmiştir. Bu yüzden bir Türk-Yunan Savaşı'na dönüşmüştür Kurtuluş Savaşı. Cephelerle ilgili bir başka sorumuz da Temmuz 1921'de düzenlenmesi planlanan Eğitim Kongresi'nin Eskişehir-Kütahya savaşlarının şiddetlenmesi nedeniyle ertelenmesi önerisi üzerine Mustafa Kemal "Hayır, ertelemeyin. Cahillikle ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." demiştir. Mustafa Kemal'in savaş ortamında söylediği bu sözün aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olduğu savunulabilir demiş. Mustafa Kemal'in komutan olarak başarısına Uluslararası ilişkilerde barışın ilke edinildiğine, ülkedeki etkinliklerin tamamen savaşların durumuna göre belirlendiğine, Mustafa Kemal'in eğitim ve öğretime verdiği önemin büyüklüğüne, ülke savunmasında ekonomik koşulların önemine şıkları bulunuyor. Dolayısıyla cahillikle ilkellikle savaş, düşmanlıkla savaştan daha az önemli değildir sözü Mustafa Kemal'in eğitim ve öğretime verdiği önemin büyüklüğüyle e, açıklanabilir. Bu da D şıkkını gösterir arkadaşlar. Bir başka sorumuz 2012 YGS'de çıkan bir soru. Milli Mücadele döneminde bir İngiliz tarihçinin yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş'ın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirilmesi şaşılacak şeydir diyerek tamamladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gümrü, Lozan, Moskova, Ankara ve Kars anlaşmaları. Gümrü, Moskova, Ankara ve Kars anlaşmalarına bakıldığında henüz Kurtuluş Savaşı sırasında imzalanan anlaşmalar olduğunu görüyoruz. Ama burada Kurtuluş Savaşı'nın sonundaki durumdan bahsedilir. O yüzden burada bahsedilen durumun cevabı Lozan anlaşmasıdır. Yani Beşik'i çıkar. 2011 YGS'de çıkan bir soruda Sakarya Savaşı kazanılmasına karşın Yunan ordusunu kesin yenilgiye uğratan başkomutan meydan savaşının yaklaşık bir yıl sonra yapılmasına aşağıdakilerden hangisinin neden olduğu savunulabilir demiş. İtalyanların birliklerini Anadolu'dan çekmeye başlaması diyor. Arkadaşlar İtalyanlar birliklerini Anadolu'dan 1. İnönü Savaşı'ndan itibaren zaten çekmeye başlamışlardı. Yine B şıkkında Doğu cephesinde fiili mücadelenin sona ermesinin beklenmesi ama bu savaşlara kadar yani Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne kadar zaten Doğu cephesi de çoktan kapanmıştı. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekalifi Minniye Emirlerinin çıkarılması. Arkadaşlar Tekalifi Minniye Emirlerini hatırlarsak eğer Kütahya Eskişehir Savaşlarından sonra yayınlanmıştır. Yani Sakarya Savaşı için bir hazırlıktır Tekalifi Minniye Emirleri. O yüzden Başkomutanlık Meydan Muharebesine kadar çoktan e, Tekalifi Minniye Emirleri çıkartılmıştı. Burada özellikle ayaklanan Çerkez Ethem birliklerinin dağıtılması E şıkkında belirtilmiş. E, Çerkez Ethem birliklerinin dağıtılması da yine 1. İnönü Savaşı sırasında meydana gelmiştir. Burada cevabımız D şıkkıdır. Yani Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra başkomutanlık meydan muharebesi için ya da büyük taarruz için bir yıl beklenmesinin sebebi ordunun bütün eksiklerinin tam olarak giderilmesidir. O yüzden cevap D şıkkı çıkar. ÖSYM tarafından sorulan bir başka soruda, Kurtuluş Savaşı'nda Sovyet Rusya'nın anlaşma devletlerinin Anadolu'dan yapabilecekleri saldırıya engel olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanıması ve desteklemesi. Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren bölgesi konusunda Almanya'ya yakınlık gösteren İngiltere üzerinde etki yaratmak amacıyla Fransa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle ateşkes imzalaması. Gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir demiş anlaşma devletlerinin birlikte hareket ettiğinin demiş, aynı rejimde olan devletlerin birbirleriyle ilişki içinde oldukları, devlet çıkarlarının ülke politikalarına yön verdiğinin, güçlü devletlerin güçsüz devletleri sömürdüğünün Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tüm komşu devletlerin desteklediğinin. Arkadaşlar burada cevabımız C şıkkı olacak. Yani devlet çıkarlarının ülke politikalarına yön verdiği. Evet Sovyet Rusya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni desteklemesi kendi çıkarları doğrultusunda düşmanlarının ortak olmasından kaynaklanan bir durumdu. Yine Fransa ile Almanya arasında sorun olan Ren bölgesi konusunda eee İngiltere'nin Almanya'ya yakınlık göstermesinden dolayı Fransa'da Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ateşkes imzalamıştır. Bunlar hep devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğinin göstergesidir. Yani cevabımız C çıkacaktır. 2007 yılında ÖSS'de çıkan bir soru. Sovyet Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'nda Türk milli mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı'nda Türk milli Kurtuluş Savaşı'na ciddi anlamda destek vermişti. Bunun sebeplerinden birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halkçılığı esas alması, Sovyet Rusya'nın Boğazlar'ın anlaşma devletlerinin eline geçmesinden endişe duyması, Sovyet Rusya'nın kendi rejimini pekiştirmek istemesi. Anlaşma devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini Londra Konferansı'na çağırması, İngilizlerin desteğiyle Kafkaslarda Kafkas Cumhuriyeti'nin kurulması. Şimdi arkadaşlar şıkları tek tek incelediğimizde evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halkçılığı temel esas alması Sovyet Rusya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni desteklemesinde etkilidir. Bunun dışında Sovyetler Birliği bu dönemde Boğazlara hakikaten çok fazla önem veriyor. Anlaşma devletlerinin yani İngiltere ve Fransa'nın eline geçmesini hiçbir zaman istemeyecektir. Bunun dışında Sovyet Rusya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne destek vermesinin yani milli mücadeleye destek vermesinin bir sebebi itilaf devletlerine olan düşmanlığıdır. Ama bir sebebi de Türkiye'de kendi rejimini yayma amacıdır. Ancak anlaşma devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini Londra konferansına çağırması Sovyet Rusya'nın milli mücadeleyi desteklemesinin sebeplerinden biri değildir. Çünkü Londra konferansından eğer ki olumlu bir sonuç çıksaydı Kurtuluş Savaşı bitip belki de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi batılı devletlerle barış anlaşması imzalayıp e, bir barış dönemine girecekti. Bu da Sovyet Rusya'nın işine gelmez. Dolayısıyla Londra konferansına çağrılması Sovyet Rusya'nın milli mücadeleyi desteklemesinin bir sebebi değildir. Yeah. <laughs>